Merhaba çocuklar. Bugün renk perspektif olarak bu çalışmayı yapacağız. Haydi başlayalım. Merhaba çocuklar. Renk perspektifi yapacağız guaj boyalarla. O yüzden kapağımı koydum. Yine tahta kalemimle çizdim. Ve şu şekilde çıkarttım. Kapak kullanın, tabak kullanın. Çünkü tahta kalem ile çizeceğiniz için pergel kullanımınız biraz olmayabilir. Evet, dağlarımızı çizeceğiz. İlk önce şuradan bir tane dağımızı çiziyoruz. Daha sonra şurada küçük bir dağımız olacak. Şurada bir tane daha dağımız olacak. Şurada bir tane daha dağımız olacak. Hafif çizmeniz gerekiyor. Burada da yine şöyle su yapacağız burayı. O yüzden orayı belli edeceğiz. Şurada da küçük bir yani gerçi o ay olabilir. Evet, şurada da bir hafiften bir ay gibi belli edebiliriz. Çok az silelim. Az gözüksün. Hatta ay bilmiyorum. Şöyle silelim. Önemli değil. Evet, şimdi boyamaya başlayalım. İlk önce açık olan dağımızdan başlayacağız. Ben böyle yine akşam üzeri gibi olmasını istediğim için turuncu yapacağım dağımızı. Turuncu için de kırmızıyla sarıyı karıştırıyoruz. Ama çok açık olacağı için sarının içine çok az sarının içine çok az çocuklar kırmızı katacağım, bir de beyaz katacağım. Çünkü flu olmasını istiyorum. Hani demiştik ki uzaktaki nesneler bize flu gözükür diye. Evet, çok az da yine kırmızıdan alalım, bir de beyazdan alalım. Çok çok az koyuyorum kırmızıyı, bakın. Çok çok az koyuyorum. Evet, bakalım turuncu rengimizi oluşturalım ilk önce. Biraz fazla oluşturalım. Çünkü guaj boya yoğurt kıvamında olmalı. Biraz daha yapalım. Beyaz da katalım bakalım. Çoğalacaktır. Beyaz boyam azalmış. Evet. Biraz daha hazırlayalım. Turuncu renginiz varsa direktmen turuncu rengi beyaz katın, tamam mı? Turuncu renge çok az beyaz katın. Turuncu renginiz varsa, yani bu şekilde turuncu oluşturmak zorunda kalmazsınız. Turuncu renginiz yoksa ne yapıyormuşuz? Sarının içine çok az kırmızı ve bu flu olacağı için çok az beyaz ekliyormuşuz. Yani beyaz ekliyoruz. Evet, böyle hafiften sarımsı ama tatlı bir, yine de turuncu hissi veren bir boya elde edeceğiz. Evet, boyayalım. Çocuklar, guaj boya yoğurt kıvamında olmalı. Çok sulu olmamalı. Sulu boya değil. Aklınızdan çıkarmayın.
Evet, full olan yani arkadaki dağım bitti. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şu dağı geçtik. Çünkü en önde şu var. Hatta bu var. Ama bu daha küçük olduğu için biraz daha rengini açık tutacağım. Bu renge biraz kırmızı katıyorum. Çok az kırmızı ve sarı katacağım. Çok az. Çünkü biraz daha istiyorum ki şuraya koyalım. Çocuklar çubuk varsa evlerinizde çubuklarla da hani dondurma çubuklarıyla da yapabilirsiniz. Şimdi şöyle biraz daha kırmızı katmam gerekecek. Buraya boyayı koyduktan sonra mutlaka fırçamı temizliyorum. Yanımdaki peçeteye siliyorum.
bize en yakın, yani daha büyük bir dağımız olduğu için de onu da biraz daha kırmızı katarak oluşturduk. Şöyle ön tarafa doğru çıksam. Evet, bize en yakın dağımız olduğu için onu daha büyük boyuyoruz. Şöyle. Evet, şimdi burada beyaz boyamızla, burada beyaz boyamızı alıyorum ve şuraya koyuyorum. Beyaz boyamızla bir geçiş sağlayacağız. Beyaz boyamızla bir geçiş sağlayacağız. Şöyle ki şekilde sürüyorum. Çok az da şöyle rengini şurada bir beyazlık katacağım. Evet, bu kısım böyle. Şimdi şurada biraz beyazlığımız kalmış. Şimdi gökyüzünü yapalım. Gökyüzü için daha ufak bir, daha ince bir fırça alıyorum. Ve mavi renkle onu da aynı şekilde tonlayarak gideceğim. Alt ton olarak mavimi mavime çok çok az siyah katacağım ama çok çok az altlarını. Ya da hiç katmayalım. Bu koyu renklilik yeter. Şöyle başlayalım boyamaya.
Şimdi açık maviyle, açık maviyle şuralarına açık mavi sürüyorum. Böyle biraz koyu mavinin de üstüne getirerek. Açık maviniz yoksa biraz beyaz katacaksınız. Biraz beyaz, çok az. Sonra bir daha, çünkü beyazın içine bu sefer de mavi katarak oluşturacaksınız. Bir ton daha şuraya açık yapacağız. Şimdi beyaz paletime beyaz alıyorum. Ve içine çok az mavi katıyorum. Açık maviniz varsa açık mavi katın. Orası açık renk olacak çünkü. Bu şekilde. Ton kullanmış olduk. Maviye beyaz katarak gökyüzünü oluşturacaksınız. Evet, şimdi siyah guaj boyayla, çocuklar, siyah guaj boyamızı alıyoruz. Ve şurada çizmiş olduğumuz çizgiyi bir de kürdan almanızı istiyorum. Elinize 3 tane kürdan alın. Fırçamız da lazım. İnce bir fırça da lazım. Kürdanlarımız da lazım. Kürdanları şu şekilde kullanarak ağaç, orada çalılık elde edeceğiz. Biraz siyahımı yoğun alıyorum ve sürmeye başlıyorum. Yoğun bir şekilde. Çünkü orayı dağıtacağız. Hem aşağıya hem yukarı doğru dağıtacağız. Evet, kurumadan şu şekilde 3 taneyi tutup şöyle yukarı yukarı çekmenizi istiyorum. Ve aşağıya doğru çekmenizi istiyorum. O
Orada bir çalılık hissi uyandıracağız. Bazı yerlerde yoğun sürmemişim. Evet, bu şekilde çalılığımızı yaptık. Şimdi çok az şuralara çocuklar çok şöyle çok üstlerine gelmeden çok az beyazla suyumuzu da oluşturuyoruz. Beyaz renkli ve maviyle çok az bir mavi. Daha çok beyazla oluşturuyoruz. Şu şekilde su hissimizi vereceğiz. Çok şuralara getirmeden bu şekilde su hissimizi veriyoruz. Çok az beyaz, mavi boya. Daha çok beyaz boyayla. Şuralara çok getirmeden şöyle sadece şuralara şu şekilde yaparak hani onlar da suda hissi yani biraz dağıtarak ama çok değil çok dağıtılmayacak bu şekilde şimdi ufak dokunuşlarımızı yapalım. Ufak dokunuşlarımızı yapalım. Eğer varsa evinizde kullanmadığınız bir diş fırçası istiyorum. Ben bulamadım. O yüzden fırçamla yapacağım. Ama siz bulursanız diş fırçası çok daha güzel olacaktır. Şimdi bu fırçamın ucunu çok az çok az batırıyorum beyazı. Batırıyorum ve şöyle sık yani şöyle sıçratacağım yere peçete koyuyorum ve şu şekilde sıçramalar sağlıyorum. Diş fırçasında daha güzel sıçramalar sağlayacaksınızdır. Kullanmadığınız bir diş fırçasıyla çok daha güzel olacağını düşünüyorum ben. Şöyle sıçratmanızı istiyorum. Gökyüzüne. Evet. Dediğim gibi diş fırçası ben bulamadım ama diş fırçasıyla yaparsanız çok daha etkili ve güzel oluyorlar. Benim fırçamla birazcık olmadı. Evet, oraları silebiliriz. İnce fırçanızla da çok az noktacıklar bazı yerlere koyabilirsiniz. Umarım siz diş fırçası bulabilirsiniz. Şimdi şöyle yapıyoruz. Küçük
Keçeli kalemleriniz varsa eğer şuralara kuşlarımızı çizelim. Evet. Daha sonra kuşlarımızı çizdik. Şuraya kurumasını bekliyorum. Keçeli kalemle ya da yine orada bir kayık planlayacağız, yapacağız. Ama kuruması gerekiyor. Keçeli kalemlerle kuruduktan sonra bir kayık oraya. Kayıkta yine bir kişi. Sonra da kayığımızın hafif gölgesi. Yapabilirsiniz. Şu ağacımızı da böyle tatlı bir mavilik. Çünkü turuncuyla mavi sıt renkler bunu pastel boyayla da yapabilirsiniz. Yanınızda pastel boyalarınız varsa pastel boyalarla da olacaktır. Ağacımız. Evet, resmimiz bu şekilde tamamlandı. Evet çocuklar, kenarlarını kestim ve turuncu renkte fon kartonuma yapıştırdım. Şöyle de ip arkasından bantladım. İstediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz. Çalışmamız bitmiştir.